ana gündemin Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mülteci geri kabul anlaşması olduğu görüşmelerde Suriye ve Irak konularıyla FETÖ'nün de aralarında bulunduğu terör konusu ele alındı. Almanya Başbakanı Angela Merkel Ankara'ya geldi. Merkel ilk görüşmesini Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı. Ana gündemin Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki geri kabul anlaşması olduğu görüşmede Suriye ve Irak konularıyla FETÖ'nün de aralarında bulunduğu terör konusu ele alındı. Görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenlendi. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye ilk kez geldiğini ifade eden Merkel, ifade ve medya özgürlüğüne dikkat çekti. Ve bu önemli süreçte ifade özgürlüğüne saygı duyulmasının çok önemli olduğunu ifade ettim. Basın ve medya özgürlüğüne de işaret ettim. Merkel, ziyaretinin ana gündemi olan geri kabul anlaşması konusundaysa şunları söyledi. Mülteci konusu özellikle Türkiye için çok önemli bir konu. Aynı zamanda Almanya ve Avrupa Birliği için de tabii ki önemli. Burada tekrar Türkiye'nin olağanüstü çabalar harcadığını, mültecileri entegre ederek de belirttim. Basın toplantısında soruları da cevaplandıran iki lider anayasa değişiklik paketi üzerinden de polemik yaşadı. Bu kadar derin bir siyasi dönüşüm sürecinde güçlerin dağılımını teminat altına almak için, toplumun çeşitliliğini teminat altına almak için çabaların sarf edilmesi gerektiğini ifade ettim. Ve referandum sırasında AGİT temsilcilerin, gözlemcilerin hazır bulunmasının iyi olacağını söyledim. Merkel kuvvetler ayrılığı önemli derken Erdoğan böyle bir sıkıntı olmadığını söyledi. Bir defa muhalefetin özellikle güçler ayrılığıyla alakalı ileri sürmüş olduğu tezin şu anda yapılmakta olan başkanlık sistemine yönelik veya cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik bir defa en ufak bir hakikat payı yok. Ve FETÖ, Merkel bir kısmı Almanya'da bulunan FETÖ'cülerin Türkiye'ye iadesi konusunda kanıt lazım dedi. Bizim adım atmamız, önlem almamız için elimizde kanıtların olması gerekiyor. Mahkemeler bu kanıtları değerlendiriyor. Erdoğan'ın Merkel'e cevabı ise şu şekilde oldu. Yani benim ülkemde devlete darbe yapacak ve bu darbe yapan eğer kalkıp Almanya'ya kaçıyorsa, Almanya'da barınıyorsa bunlara karşı Alman yönetiminin de haklısınız, Adalet Bakanları birbirleriyle ilişki kurmak suretiyle belge, bilgi bunlar gönderilebilir. Ama biz Amerika'ya da 85 koli belge, bilgi gönderdik. Hala yargıdan çıkacak kararlar bekleniliyor. Biz aynı zamanda NATO'da beraberiz. İki dost, müttefik ülkeyiz. Basın toplantısında Merkel'in İslamist terör ifadesini kullanması ise Erdoğan'ın tepkisini çekti. İslamist terör. Biz DAEŞ terör örgütünden dolayı kalkıp İslamist terörü kullanırsak bu üzücü olur. Yani bunu lütfen kullanmayalım. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Merkel, İslam ve İslamist kavramlarının birbirinden farklı olduğunu öne sürdü. İslam ve İslamist, İslami ve İslamist arasında, bu terimler arasında bir fark var. Erdoğan'la görüşmesinin ardından Beştepe'den ayrılan Angela Merkel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek darbeciler tarafından bombalanan bölümleri gezdi. Almanya Başbakanı daha sonra Çankaya Köşkü'ne geçerek Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi.